Bu videoda size geometrik serilerden bahsedeceğim. İşimizi biraz kolaylaştırmak adına da bir tablo çiziyorum ve banka hesabımıza her yıl bin lira yatırırsak paramızın nasıl artacağını inceleyeceğiz. Buraya yılları yazalım ve her yıl başında hesabımızda ne kadar para olduğunu. Bankanın da bize yıllık %5 faiz verdiğini düşünelim. Bu oran bankadan bankaya değişecektir ama bu örnek için %5'in iyi bir oran olduğunu düşünüyorum. %5'lik faiz hesapta 100 liramız olduğunda 100 liranın yıl sonunda 105 lira olacağı anlamına gelir. Öyle değil mi? Evet, eğer 100 lira koyarsak yıl sonunda 105 liramız olacak. 1000 lira koyarsak da 50 lira kazanacağız. Yani yıl sonunda 1050 liramız olacak. Her yıl 1000 lira koyacaktık öyle değil mi? Hesap bakiyesinin Birinci yılın, ikinci yılın, üçüncü yılın başında ne kadar olduğunu bulacağız ve eninci yılın başında ne kadar olacağına dair genel bir ifade yazmaya çalışacağız. Birinci yıl başında bin lira koyduk. Son derece net. Peki ikinci yılın başında ne olur? Bin lira daha koyacağız ama birinci yılın başında koyduğumuz bin lirada yüzde beş faiz getirmiş olacak. Evet. 1000 lira daha ekleyeceğiz ama bu 1000 lira %5 artmış olacağı için bunu da 1000 çarpı 1,05 olarak yazıyorum. 1000 artı 1000 çarpı 1,05. Anlaştık mı? Peki, 3. yılın başında ne olur? 1000 lira daha eklediğim anda banka hesabımdaki durumun ne olacağını, evet bunu soruyorum. Hadi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Birinci ve ikinci yılın başında olduğu gibi yine 1000 lira ekliyoruz ama bu defa ikinci yılda hesapta olan para 5 faiz getirmiş olacak. Hemen yazıyorum, bu 1000 lira 5 artmış olacak. 1000 çarpı 1,05. Buna ek olarak Birinci yıl hesaba koyduğumuz ve ikinci yılda 1000 çarpı 1,05 olan parada yine yüzde 5 büyüyecek artı 1000 çarpı 1,05 çarpı 1,05. Bu kısmı 1,05'in karesi olarak da yazabiliriz, değil mi? tabloya baktığınızda neler olup bittiğini görebiliyorsunuz değil mi? O halde hadi eninci yıla geldiğimizde ne olacağına dair genel bir ifade yazmaya çalışalım. Eninci yılda da her senenin başında hesaba yatırdığımız bin lirayı yine yatırıyoruz. Sonra artı bin çarpı 1,05 gelecek. Bu en eksi birinci senenin başında hesaba yatırdığımız bin lira. Bu şekilde devam edip 1000 çarpı 1,05 üzeri paranın hesapta olduğu yıl sayısına kadar geleceğiz. Buradaki 1000 liranın birinci yıl başında hesaba yatırdığımız 1000 lira olduğunu da düşünebilirsiniz. Bu 1000 lira kaç yıldır hesapta? Birinci yıldan ikinci yıla geçtiğimizde 1, ikinciden üçüncüye geçtiğimizde 2 olduğuna göre, eninci senenin başında kuvvetin bundan 1 eksik olması gerekir o halde buradaki kuvvet evet n eksi 1'dir. Bu yaptığımızı incelersek bu ifade 3. yılın başında hesapta ne kadar para olduğunu verir. Buna göre eninci yılın başında hesabımızda ne kadar para olur? Evet, bunlar geometrik seri olarak adlandırılır. Hemen not edeceğim. Geometrik seri küçük bir tekrar olması adına. Aslında belki de bu tekrar değil de ilk defa görüşünüzdür. Her neyse seriler dizilerle bağlantılı kavramlardır ve serilerin dizilerin toplamı olduğunu da düşünebilirsiniz ekranı biraz aşağı kaydırıp kendime burada biraz yer açayım ve dizi. Evet, sıralı bir sayı listesidir. Örnek vermemi isterseniz mesela elimizdekinin geometrik bir dizi olduğunu düşünelim. Geometrik dizideki ardışık terimler bir önceki terimin sabit bir sayı ile çarpılmasıyla elde edilir. Diyelim ki 2 ile başlasın ve her defasında 3 ile çarparsak 2'den sonra 2 çarpı 3'ten 6 gelir. Sonra 6 çarpı 3'ten 18, 18 çarpı 3'ten 54. Bu geometrik bir dizi, yani sıralı bir sayı listesi. Geometrik seri, evet geometrik seri ise bu örnekten yola çıkarsak bunların toplamını almamız gerekendir. 2 artı 6 artı 18 artı 54. Az önceki hesap örneğine benzemesi için de bunu 2 artı 2 çarpı 3 artı 2 çarpı 3'ün karesi artı 2 çarpı 3'ün küpü olarak da yazabiliriz. Geometrik serilerde ardışık terimler kendisinden önce gelen terimin sabit bir sayıyla çarpımıyla elde edilir ve biz de bu sayıları toplarız. Gördüğünüz gibi ikinci terim birinci terimin 3 ile çarpımına eşit ve bunları topluyoruz. Dizide ise bunlar sıralı bir şekilde listelenirler sadece. Serilerde de toplanırlar. Anlaştık mı? Bu videoda öncelikle geometrik serinin ne olduğunu gördük ve neden faydalı olduğuna dair çok da sıklıkla kullanılan bir örneği inceledik. Finans ve işletme üzerine yoğunlaşmak istiyorsanız geometrik seriler en sadık yoldaşlarınızdan biri olacak.